Evet. Yapmasınlar. Arkadaşlar dün itibariyle AK Parti'mizden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldum. Bütün milletimize hayırlı uğurlu olsun, Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki haliyle ben kimim? Biraz kısaca bundan bahsedeyim. Aksaray doğumluyum arkadaşlar. 41 yaşındayım. Ve makine mühendisiyim. Hayatımın 20 yılına demiryolu işleriyle uğraştım. Demiryollarında yol yapımı, elektrifikasyon, sinyalizasyon, ondan sonra bilişim ve dolayısıyla lokomotif bakımı, vagon bakımı, demiryolunun bütün birimlerinde görev aldım, çalıştım. Dolayısıyla demiryolu konusunda uzman bir mühendisim haliyle. Kalan diğer 10 yılda da tarım işleriyle uğraşıyorum. Ve kendi ürettiğimiz ürünlerimizi Türkiye ve dünyaya satıyoruz. Allah'a şükür Türkiye'nin en parmakla gösterilen firmalarından birisiyiz haliyle. Dolayısıyla tamamen vatandaşımızla, çiftçimizle çalışıyoruz. Ve burada nedir benim tanınırlığımız arkadaşlar? Belki aranızda daha önceden tanımayan olabilir haliyle. Biz neden bu kadar tanındık? Ne kadar bu rüzgarımızı yakaladık? Şimdi bizler yıllardır Türkiye'yi geziyoruz. Bütün tarım fuarlarını neredeyse birçoğunda sponsor firmayız arkadaşlar. Ve reklam yüzüm kendi firmamın. Dolayısıyla arkadaşlar sürekli ekranlardayız. Sürekli YouTube'dayız, sosyal medyadayız. Kendim sosyal medya fenomeniyim. Ancak bu fenomenini şeyle karıştırmayın. Çocuklara böyle abuk sabuk şeyler öğreten fenomenlerle karıştırmayın. Bizler bugün hemen hemen şu an son 10 yıldır anlattığımız bilgilerle bu ülkenin belki tarımsal üretimini %5 artırmış insanlarız yani. O yüzden de daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla bugün bütün tarım kanallarımızda, Türkiye'nin en çok izlenen tarım kanallarında hemen hemen her gün bir şekilde boy gösteriyoruz haliyle. Çiftçilerimizin yakından tanıdığı bir kardeşiyiz. Bizi kendilerinden, evinden birileri olarak görürler. O yüzden de adaylığımızı duymaları halinde hatta onlardan gelen talep üzerine aday oldum. Çok ciddi bir talep vardı. Ve bugün sevgili abilerimiz de aday. Basından görüyorsunuz, duyuyorsunuz haliyle. Dolayısıyla bugün bizim bu kadar öne çıkmamızın sebebi de şu anda özellikle sevenlerimizin bir hayli gönüllü olarak çalışması. Ben şu an herhangi bir ekip falan kurmadım. Sağ olsun bizim aday olduğumuzu duyan dostlarımız kendileri gönüllü olarak kapı kapı geziyorlar, çalışıyorlar haliyle. Ve bundan dolayı da şu an bir hayli sonuç ilerleme aldık haliyle. Şimdi daha önceden ben iki kere İzmir milletvekili adayı oldum. Aday oldum. Bir kere de geçtiğimiz seçimlerde Manisa'mızdan oldum. Aday oldum. Adaylık süreci olmadı. Ve bugüne kadar bizleri neden insanlar hep sevdi? Çünkü çözen bir yapımız vardır. Ve güler yüzlü olmamızdır. Çünkü gerçekten bu ikisini bir araya getirdiğinizde herkes de sahip çıkıyor arkadaşlar. Herkes, bütün kapılar açık yani. O yüzden sağ olsunlar hani gerek eski çalıştığımız yerlerde gerek şu anda da bizi en iyi çözen, sonuç bulan ve güler yüzlü, güvenilir birisi olarak bilirler. Bundan dolayı da bu bize her kapıyı açtı. Burada neden aday olduğumu konusuna doğru yavaş yavaş bir açıklama yapacağım. Bugün Manisa'mızı görüyorsunuz ve Manisa'mızın şu anki en basit, en kronik sorunu ulaşımdır arkadaşlar. Ve müdahale edilmezse çok daha ciddi sonuçlar doğuracak bir konumda. Ve ticaretimizi etkiliyor, ondan sonra hayatımızı etkiliyor, zamanımızı etkiliyor. Yeşil Manisa'mızda bu kadar trafik doğurdu ilerle. Bugün burada dünyada bunun çözümü, tek ve tek çözümü raylı sistemlerdir arkadaşlar. Raylı sistemleri kullanmadan başarılı olma şansımız yok. Yani efendim işte 1 milyonun altında şehir merkezi olan yerlerde metro pahalıdır, yok tramvay pahalıdır, yok onu da kesinlikle arkadaşlar. Dünyada 10 bin nüfuslu yerlerde bile, 20 bin nüfuslu yerlerde bile raylı sistemler vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bugün raylı sistem zaten taşımacılığın fabrikasyonudur arkadaşlar. En ekonomik, en güvenli, en konforlu halidir arkadaşlar. O yüzden Manisa'mızda acilen raylı sistem çalışmaları başlamak zorundadır arkadaşlar. Zaten birazdan da bu konunun için ortaya çıkıyor, onu da belirteceğim özellikle. Dolayısıyla bu işi de takdir edersiniz ki, birazdan geleceğim. Ve Büyükşehir Kanunu arkadaşlar, şimdi biz sahayı geziyoruz, Türkiye'yi geziyoruz ve bugün ve baktığımızda çiftçilerimizin hep şikayeti şu oldu arkadaşlar. Yani bu Büyükşehir Kanunu konusunda birazcık anlatılamamış. Tam olarak bilmemişler, öğrenmemişler. Ancak şu anda yani kendi köyleri için o kadar önemli olduğunu o kadar iyi anladılar ki şu anda. Dolayısıyla köylerin özelliği vardır arkadaşlar. Yani bugün diğer belediyelerde ya da
büyük şehirlerde hiçbir zaman bir şehirli aday çıkartmaz. Ama köylülerimiz aday çıkartma becerisi olan insanlardır. Bundan dolayı da der ki muhtar, herhangi muhtar adayına kendisi çıkma. Sen der muhtar olacaksın derler. Bir kişi bulurlar. Niye bulurlar? Der sen çok iyi çalışıyorsun, çok çalışkansın. Sen bunu çözersin, bunu çözersin. Biz senin muhtar olmanı istiyoruz. Muhtarımız sensin, adayımız sensin. Dolayısıyla çiftçiler şu anda Allah'a şükür bu arayışa girmişlerdir. Ve bundan dolayı da şu an büyük şehirinde kendi mahalleleri için, köyleri için çok çok önemli olduğunu anlayan çiftçilerimiz şu anda tam arayışa girdiği noktada Allah'a şükür bizleri görmüşlerdir, bizleri çağırmışlardır. Şu an çiftçilerimizin adayı benim arkadaşlar. Bundan dolayı da şu anda çok ciddi bir destek alıyorum zaten. Bu seçimi özellikle Manisa'mızda çiftçilerimiz belirleyecektir. Ve sağ olsunlar bizi de gördükleri yerlerde abi sen bu köye bir daha gelmene gerek yok, burayı bırak bize. Biz buraların etrafını komple ayarlarız, siz başka yere gidin. Zaman harcamayın, vaktiniz kısa. Diyerekten gerçekten çok ciddi bir demokrasi örneğini görüyoruz. Bir aday çıkartma, bir tanıtma noktasında kendilerine sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Ve gözlerim yaşardı diyebilirim bunu görünce. Tabii bundan sonra biz adaylığımızı aslında daha yeni açıkladık. Ama açıklıyoruz şu anda. Birçok yeni başka partilerden, kendi partimizden abilerimiz, arkadaşlarımız aday olduğunu duyurdular. Belki bir yıl öncesinden duyuran var, belki üç ay önce duyuran var. Şu an itibariyle bir ay oldu bunu duyuran yaklaşık olarak. Yani bir şekilde duyurduk, bunu belirttik halde ve dolayısıyla insanların şu an itibariyle her yaş grubundan, her toplum kesiminden ve her parti tabanından aday oy aldığımı, destek aldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bana sadece AK Partiler oy veriyor, bana sadece MHP'ler oy veriyor, bana sadece diyemem. Benim çünkü ağacın partisi olmaz arkadaşlar, işin aşın partisi olmaz. İnsanlar bizim kendi işlerine, aşlarına bir değer katacağımızı gördüğü için Allah'a şükür çocuğundan 70'ine kadar, 70'ine kadar herkes bize destek oluyor şu anda. Yetmedi arkadaşlar, aynı zamanda şehir dışından destek oluyorum. Bugün Türkiye'nin bir tanıdığı suratı zahirli ve beni seven dostlarım sağ olsunlar, buradaki dostlarına sürekli olarak bizi tavsiye ediyor, öneriyor ve dolayısıyla çalışılması konusunda, destek olması konusunda şiddetle uyarıyor. O yüzden yine bu da bizim aday olmamız halinde partimizin de bundan ciddi manada kazanacağını söyleyebilirim haliyle. Çünkü sadece Manisa'daki Manisalı hemşerilerimizin oylarına değil, diğer partilerimizin, diğer bölgelerimizden de oy geleceğini rahatlıkla söyleyebilirim haliyle, destek alacağımızı. Ve bugün bana hep soruyorlar. Tabii bizi daha önce tanımayanlar soruyor. Diyor ki efendim işte belediye başkanı oluyor, vatandaşlar kopuyor. Şımarıyor, kibirleniyor. Vallahi arkadaşlar benim ünlü olmaya ihtiyacım yok. Allah'a şükür zaten ünlüyüm. Türkiye'nin her tarafında şu an itibariyle bizler gönüllere girmişizdir. Yani bugün yılda 1500 köy geziyorum, 2000 köy geziyorum. Yani bugün herkesle beraber kol kola, sıcak bir şekilde bizleri ailesinde bir gibi görürler. Bundan dolayı da burada hani bir reklam amacıyla aday olmuyorum. Buraya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için şu an itibariyle aday oldum. Dolayısıyla da hani bu noktada tanımayanlar için bunu söyleyebilirim haliyle. Yani bu konuda dedik ya reklama ihtiyacım yok. Yıllardır reklam işini bitirdik arkadaşlar. O noktada bir sorunuz yok haliyle. Ve şu güzel bir şey arkadaşlar. Manisa'da bir heyecan yarattım. Dolayısıyla özellikle kendi partimizin tabanından Allah'a şükür. Yani gerçekten çok iyi oldu. Gerçekten çok çıktı, iyi oldu, çok güzel oldu. Bir rüzgar yakaladık, bir enerji yakaladık şu an itibariyle. Ve bugün bu rüzgarında özellikle bizi bir hayli mutlu ettiğimiz, sevenlerimizi çok mutlu ettiğini görüyorum haliyle. Gelelim diğer konulara. Şimdi sadece aday olmak için yeterli mi arkadaşlar bunlar? Bugün eğer ben kendim bu işi yapamayacak olsaydım, bunu düşünüyor olsaydım eğer, sadece vatandaş beni seçer diye aday olur muyum yani? Bugün ciddi bir görev ve dolayısıyla burada insanların işiyle aşıyla oynuyorsunuz ve dolayısıyla bu işin şakası yok. Ondan dolayı da kariyer olarak da az önce bahsettim. Özellikle raylı sistemler güzeldir ancak kolay değildir yapılması ve aynı zamanda pahalıdır. Dolayısıyla da bugün özellikle bu işlerin başında haliyle tecrübeli, bu işi bilen birilerinin olması takdir edersiniz ki özellikle önemlidir. Bundan dolayı da en temel sorunu ulaşım olduğuna göre arkadaşlar Manisa'mızın bu noktada da benim şu an itibariyle bir demir yolu mühendisi olmuş olmam da bu noktada gerçekten tam anlamıyla oturuyor arkadaşlar. Bu benim için çok önemli çünkü.
Çünkü işe göre adam, adama göre iş değil, işe göre adam. Hayatımızda da, iş hayatımızda her zaman bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bu önemli. Ve neler yapabileceğiz arkadaşlar? Bu arada tabii ki bu tamam. Onun dışında aday olacağız ama kazanabilecek miyiz? Ben şimdi dedim ya, buraya belediye başkancılığı da oynamaya gelmedik. Acaba kazanabileceğiz mi, kazanamayacağız mı? Şahsen kazanamayacağım bir konu için hayatım boyunca hiçbir zaman yola çıkmadım. Partim beni aday göstermesi halinde tabii ki haliyle bütün araştırmalarımı, incelerimi yaptım. Allah'ın izniyle Manisa'mız bizi seçtiğini gördüm. Burada yani net şekilde bunu gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla da bunu da bütün dostlarıma rahatlıkla söyleyebilirim haliyle. Bugün diğer konu şu arkadaşlar. Evet çok güzel, vatandaş bizi seviyor, seçiyor güzel de partimi seçiyor mu arkadaşlar? İşte siz de hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz haliyle. Partimiz bunu seçer mi seçmez mi? Bu partimizin takdiridir, AK Parti'mizin takdiridir. Ancak ben Cumhurbaşkanımızı, liderimizi Recep Tayyip Erdoğan'ı yıllardır çok yakından tanırım. Yani ne konuştuğunda ne anlamam gerektiğini çok iyi bilirim. Ve bugün son 6-7 aydır genel seçimlerden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle vurguladığı aday kriterleri konusunda yani dinamik, çalışkan, yani birçok güler yüz, ondan sonra liyakat birçok konuda vermiş olduğu, partimizin belirlemiş olduğu kriterler konusunda hiçbir zaman bu kadar arkadaşlar üstüne basılmadı ve ilk kez bu kadar yoğun şekilde basıldığını gördüm. Ve dolayısıyla dostlarımızın da bu tarife uyduğum konusunda özellikle çok yoğun da yakıştırmaları da olduğu için haliyle dolayısıyla şu an itibariyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Çünkü bu kriterler konusunda önem veriyorum. Bir de bu kriterler konusu şöyle güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bakın partilerin şu an hepsi bir şekilde aday topluyor. Ama bakıyorsunuz bir standart şu an yok. Aslında bu kötü bir şey. Neden kötü bir şey? Şimdi kriterin belli olmasının şöyle bir tarafı var. Örnek vereyim. Bir abimiz 5 dönem, 4 dönem milletvekili yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış ve partimize çok değerli, çok ciddi katkıları olmuş. Ellerine, kollarına, beyinlerine sağlık ve dolayısıyla kendilerini yine tabii bir yerlerde görmek isteyecektir. İstiyordur da. Ama lakin partimizin kriterlerine örnek vereyim. Güler yüzlü olmak. Şimdi bakıyorsunuz ki ağamızın bugüne kadar bir güler yüzlü fotoğrafı yok. En azından yani partimiz diyor ki kardeşim bak senin güler yüzlü fotoğrafın yok. Kriteri oynuyorsun. En azından yani küskün yaratmamak anlamında bana göre kriterlerin baştan net şekilde belli olması da bana göre gerçekten takdire şayan bir konudur. Bundan dolayı da çünkü seçime 5 kala küskünlerle, kırgınlarla bugün maalesef sıkıntı yaşanabilir haliyle. Bundan dolayı da bana göre kuralların belli olması çok daha doğru ve onun için yani bu kriterler konusunda bizim için önemli. Nasıl bir başkan olacağımız konusunda arkadaşlar, öncelikle dedik ya kanayan bir yaraya karşı bizim kayıtsız kalma şansımız yok. Hayatımız boyunca yani benim buradan geçerken, bir yerden geçerken burada bir sorun var. Ya salla geç kalsın, o noktada asla olamadık. O yüzden öncelikle kronik olan bütün sıkıntıları, sorunlara derhal müdahale edilecektir. Onun dışında ben hayatımı tamam bir mühendisim, bir tarım işleriyle, lakabımız da ağaç doktoru ve ama bugün arkadaşlar bilişim konusunda eğer bu kadar yetenekli olmasaydık arkadaşlar bizi ne şu an siz duyardınız ne kimse duyardı. Allah'a şükür bilişimin bütün imkanlarını kullanıyorum arkadaşlar. Ve dolayısıyla teknolojimizi, veri tabanımızı, bilişim teknolojileriyle insanları yönetme, sistemleri yönetme konusunda bir kere modern yönetim anlayışında bunlar konusunda Allah'a şükür yıllardır tecrübelerimiz çok yoğundur. Gerek eski çalıştığım kuruluşta, gerek daha sonra kendi yetişme konusunda. Dolayısıyla öncelikle online belediyecilik arkadaşlar. Yani efendim belediye ulaşılamıyor. Aradık açmadı, bir daha aradık gene açmadı. Bugün böyle bir olayın olması arkadaşlar söz konusu bile olamaz arkadaşlar. Eğer bugün kendi şirketlerimizde bir tane çağrıyı bile kaçırılmasına eğer müsaade etmiyorsak arkadaşlar vatandaşımız hizmet anlamında bugün tabii ki haliyle belediyemizde de vatandaşımızın aramış olduğu bir çağrının dönülmemesi demek orası çalışma demektir arkadaşlar. O yüzden bir kere çalışanlarımızın daha güler yüzlü, daha sorumluluk sahibi ve dolayısıyla teknolojiyi de daha iyi kullanma suretiyle gözden kaçan bir noktada olmayacağız. Hatta yetmedi birçok bilişim programlarıyla arkadaşlar. Apple Store ya da Android programlarıyla bugün belediyemizin vatandaşımızla üyelik sayesinde çok rahatlıkla bir şikayeti, bir anketi, bir ne varsa online anında ulaşabilme olanağında
sağlayacak. Çünkü şu an akıllı telefonu olmayan neredeyse hiç kimse yok. Belki de 70 yaşın yukarısında abilerimiz, amcalarımızın belki kullanmıyor olabilir. Onun dışında şu an itibariyle ciddi manada akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla bizim bunları kullanmamız lazım. Biz niye bu kadar zorlanıyoruz ki yani? Dolayısıyla bir iş yapacağız, şu olsun mu olmasın mı? Mahallesindeki birilerine soru soracağız. Dolayısıyla teknoloji buna şu an çok müsait ve şu an bu uygulamaları da biz kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Ve onun dışında arkadaşlar, ticaret arkadaşlar. Ve bugün burada ben Manisa basınımıza özellikle sadece işte valimiz uğurlanıyor. Bu arada valimiz bugün gidiyormuş, hayırlı uğurlu olsun. Manisa'mıza katkılarına kaynaklı olarak kendilerine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi bugün arkadaşlar, bugün Manisa şehrimiz olarak, şehir olarak eğer marka olursa bugün ürettiğimiz her şey burada daha marka olur. Onun için bu noktada özellikle siz basın mensuplarına daha da fazla görev düşüyor. Amacımız sadece buradaki siyasi haberler değil, Manisa'mızın tanıtımı, firmalarımızın tanıtımı, turizmimizin gelişmesi konusunda özellikle bu konuda da birçok projemiz vardır ve bunları siz basın mensuplarıyla hep beraber inşallah çalışacağız. Ve gerek sizlere daha fazla kazanç sağlama anlamında gerekse bu noktada daha keyifli bir Manisa olduğunu göreceksiniz haliyle. Fuarlar şehir arkadaşlar. Bugün zaten Manisa'ya şöyle baktığımızda bugün hayatımız fuarlarda geçti. Ticaret demek, fuar demek arkadaşlar. Bakıyorsunuz birçok şehrimizin marka olmuş arkadaşlar, şehirlerimizin. Yani ürettiği bir şey ya burası yaparsa, bu şehirde oluyorsa iyidir. Yani denilen şehirler var arkadaşlar. Burada isim vermeyeceğim. Dolayısıyla bugün bir kere bizim Manisa'mızın bir fuar noktasında, fuarcılık kültürü anlamında bir kere çok ciddi eksikleri var. Ve bu da öncelikle tabii ki Ticaret Odası Başkanlığımız, diğer her türlü meslek kuruluşlarımızla beraber. Ama burada büyükşehirimizin çok ciddi manada bu konuda etkisi vardır, önemi vardır. Ve bir kere Manisa'mızı öncelikle fuarlar şehri yapacağız arkadaşlar. Fuar olmadan ticaret olmaz, yeni iş alanı olmaz arkadaşlar, katma değer sağlayamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada şu an gerçekten iyi durumda değiliz. Onu net görüyorum ve bu konuda da, yani yanlış olan bir şeyi de savunacak halimiz yok arkadaşlar. Ya bugün bugün burada daha iyisini yapmanın şeyleri var ki neden gerisine olalım? Ve bugün ben tabii ki sevgili çiftçilerimizin adayım dedik. Ancak iş dünyamız kesinlikle hiçbir şekilde ben bir iş adamıyım öncelikle ve bir makine mühendisiyim. Dolayısıyla bugün iş adamlarımızın dertlerini çok yakinen bilen, ticaret yapmanın bu ülkede çok da kolay olmadığını çok iyi bilen birisiyim. O yüzden sevgili iş adamlarımızın eğer varsa Manisa'da bir sorunu, öncelikle hiç kimseye, başkasına yardımcı aramaya gerek kalmaksızın şahsımla her türlü yardım isteyebilirler. Çünkü bugün iş adamlarımız mutlu olması demek, çalışanlarımız mutlu olması demek, onların daha iyi para kazanması demek ve tabii ki haliyle Manisa'mızda daha iş alanları açılması demek haliyle. O yüzden bu noktada da bunu görüyoruz. Ben kendi iş yerlerimizde bunu görüyoruz. Biz göremiyoruz maalesef. Yani burada dolayısıyla yani belediye başkanlarının maalesef iş dünyasıyla alakalı konuda çok da aktif olmadığını görüyoruz herhalde. Ve özellikle tarım ürünleri arkadaşlar. Bugün Manisa'mızın tarım ürünleri daha da yüksek noktada satış anlamında. Çünkü en büyük sorunumuz Manisa'mızın tarım ürünlerinde maalesef katma değer katamıyoruz arkadaşlar. Katma değer katamadığımız için de ve satışı konusunda ön ayak olamadığımız için arkadaşlar maalesef istediğimiz rakamlarda satışlar olmuyor ve bundan dolayı da ticaretimiz geri gidiyor. Özellikle ben tamamı neredeyse tarımla geçinen bir şehirde buranın belediye başkanı olarak efendim zeytin para etmiyor. Ya bana ne ya, benim işim o değil. Evet, benim resmi işim o değil ama doğal görevim bu arkadaşlar. Çünkü burada herkes tarımla uğraşıyor. Dolayısıyla buradaki herkesin de Manisa'mızın üretimine ürettiği ürünleri katma değer katma anlamında çalışması olmalıdır. Bu konuda Allah'ın izniyle ben bu konuda elimden geleni yapacağız ve bunu da bilen çiftçilerimiz zaten bu konuyu benim ön ayak olursam çözeceğimi de bildikleri için şu an itibariyle bu noktada destek veriyorlar herhalde. İşsizlik konusu arkadaşlar bugün ciddi bir konu ve burada iki konu var arkadaşlar. Biz yıllardır personel arıyoruz, bulamıyoruz, buluyoruz, istediğimiz gibi değil. Yani işsizlik konusunda sadece iş sahasının olmaması meselesi değil arkadaşlar. Şunu bilin ki var olan personellerimizin de, vatandaşlarımızın da maalesef gerekli eğitimleri olmamasından dolayı, gerekli tecrübesi olmamasından dolayı da maalesef firmalar işe almıyor ve ne yapıyor? İş gücünü Manisa'dan bulacağına İzmir'den getirtiyor.
Başka yerden getiriliyor. Başka yerlerden geliyor. Dolayısıyla burada bu gerçek. O yüzden bu konuda da özellikle tecrübe konusunda vatandaşlarımızın öncelikle madem çalışmak istiyorlar, iş sahası var ama firmalarımızın da istemiş olduğu profillerde vatandaşımızın biraz daha eksiği varsa bunların giderilmesi konusunda özellikle yine milletvekillerimizle, ticaret odamızla, iş adamlarımızla bu konuda daha biraz daha komplike bir çalışma yaparaktan mevcut kendi Manisalı vatandaşlarımızın kendi bölgemizde çalışması konusunda özellikle ciddi bir boşluk var. Bu konuda da yine gözüken bir konudur bu. Çünkü bana gelen şu ana kadar birçok kişi bunu söylediği halde bakıyoruz. Yani çalışmak istediği yerle kendisinin şu anki durumu uygun değil. Ben bu kardeşimi nasıl bu fabrikaya aldırabilirim ki yani? Uygun değil. Bazı eksikleri var ama dolayısıyla tecrübe konusunda bu kardeşlerimizi biraz daha eksikleri giderdiğimizde rahatlıkla şu anki becerileri konusunda o işi yapabilir hali. Mesela bugün diğer konu yine burası tarımsal bir şehir arkadaşlar ve tarımsal üretim konusunda yani tarımın üretilmesi konusunda, ürünlerin üretilmesi konusunda eksik şeyler var. Örnek vereyim ben size. Pamuk şu anda burada fazla kalmadı ama şu an itibariyle değerli bir ürün. Genelde Urfa'mızda üretilen bir üründür şu an itibariyle bolca. Aydın'da üretilir. Ama buradaki hemşehrilerimiz üretmek istiyor. Dolayısıyla bugün bizler de bugün bu noktada niye üretemiyor? Makinesi yok, içecek üretemiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu konuda da bunun gibi basit sorunlar rahatlıkla çözülebilir. Bunlar duruma göre değerlendirilir arkadaşlar. Özellikle esnafımız hiç merak etmesin. En çok aldığım şikayet esnafımızdan abi durdular tam sezon saatinde kazı yapıyorlar. Doğru. Yani bugün eğer bir arıza değilse, bir şey değilse kardeşim esnafı niye rahatsız ediyorsunuz? Yani bugün müdürlerimizin de bu konuda özellikle vatandaşımızın hangi bölgede çalışacaksa esnafımızın da saatini, sezonunu bilmek zorunda arkadaşlar. Öyle kafasına göre rastgele varıp da bir yere kazma çakmak yok arkadaşlar. Dolayısıyla zorunlu olmadıkça bana göre bunlar çok çok önemli konular. Çünkü hiçbir şey ticaretten daha önemli değildir arkadaşlar. Öncelikle ticaretin yürümesi lazım ki her şey devam etsin başlasın da olsun haline. Ve Manisa'mızın turizmi konusunda arkadaşlar yine bir sarhoşluk var. Bulunduğumuz konum gerçekten harika bir konum. Bütün turların geçtiği bölge ama maalesef biz bunları sadece böyle geçiriyoruz buradan. O yüzden bunlarla ilgili de arkadaşlar yine yoğun çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Ve üniversite konusu arkadaşlar. Üniversitemiz, orada bir üniversite var arkadaşlar. Gitmesi de zor, gelmesi de zor. Yani bugün kaç yıldan beri maalesef üniversitemize gitmek ve gelmek çok zor. Üniversitelerimizin en büyük şikayeti öncelikle oraya gitmek, gelmek haliyle. Bunu rahatlıkla anlıyoruz ve çözüme kavuşturması gerekiyor arkadaşlar. Ve üniversitemizin aynı zamanda belediyemizin imkanlarını daha fazla kullanması. Çünkü inanın bana üniversitelerimizde malum kuruldu ama imkanlar olmayabiliyor. Dolayısıyla sadece laboratuvar ortamında imkan yerine belediyemizin imkanlarıyla biraz daha eğitim konusunda bu konuda daha rahatlıkla elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Ve okullarımız arkadaşlar bugün okullarımızın fizik şartları yani maalesef yeri geldiğinde uygun olmayabiliyor. Belediye olarak da elimizden geldiği kadar ilk ve orta öğretim okullarımızdaki fiziki şartları düzeltme konusunda yine çalışmalar yapacağız haliyle. Ve gençlerimizin seveceği, çocuklarımızı seveceği, daha çok seveceği bir Manisa olacak arkadaşlar. Çünkü gençlerin ve çocukların mutlu olmadığı bir şehirde hiçbir şeyin yeşerme şansı yok. Ve bu kesime pozitif ayrımcılık yapılacaktır arkadaşlar. Ve spor ve spor kulüplerine destek. Bugün arkadaşlar spor konusu herkes klasik söyler ama ben spora böyle bakmıyorum arkadaşlar. Evet sporu hepimiz yapalım. Ben de bir eski sporcuyum arkadaşlar. Ve bütün enerjimi, bütün sağlığımı spora borçluyum. Dolayısıyla bugün spor konusunda sadece sağlık için değil arkadaşlar. Tabii ki haliyle bunun için gençlerimiz bisiklettir, voleyboldur, futboldur bunlarla ilgili imkanlar olsun. Bunları yapalım edelim ama diğer taraftan da arkadaşlar bugün spor bir reklamdır arkadaşlar. Ve bugün haliyle Manisa'mız, Aksel sporumuz malum birincilikte. Dolayısıyla diğer spor liglerimizde, diğer liglerimizdeki takımlarımızın da daha yüksekte olması. Manisa'mızın reklamını yapma anlamında arkadaşlar önemlidir. Buna çok ciddi manada önem katıyorum. Çünkü markalaşma buradan geçiyor arkadaşlar. Ve sosyal STK'larımız, derneklerimiz. Arkadaşlar Manisa'mızla ilgili bu derneklerimizin bir hayli çalışması oluyor. Ama en azından bizim acaba eksiği var mı yok mu, biz ne yapabiliriz? Onları biraz daha etkin şekilde Manisa'mıza değer katması anlamında elimizden geleni yapacağız. Ve zaten az önce yukarıda saydığım bütün işler arkadaşlar, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş Bey'in 2013 yılındaki Kent Ekonomileri Forumu'nda da aynen vardır arkadaşlar. Sadece uygulayıcısı olarak benimsediğim için bunları da anlatıyorum.
Ve adaylık süreciyle alakalı önemli mesaj vereceğim arkadaşlar. Öncelikle belediye başkanı, ilçe belediye başkanı adaylarıma şunu söylüyorum ben. Az önce bahsettim, bu seçimi çiftçilerimiz belirleyecek. Dolayısıyla arkadaşlar bugün eğer daha çok oy alabilecek bir başkan adayınız varsa, Büyükşehir Belediye Başkan adayı varsa eğer, haliyle bu durumda ister istemez daha fazla oy alırsınız. Bir rüzgar estirirsek eğer hepiniz kazanırsınız. Bundan dolayı da AK Parti'mizin değerli ilçe belediye başkanı adaylarına bu konuda özellikle pozitif destek bekliyorum. Çünkü sadece aday oldum, aday oluruz ama kazanacak mısınız kardeşim? Belli değil. Onun için sevgili AK Parti ile ilçe başkanı adayları kardeşlerimizle bu konuda özellikle desteklerini bekliyorum. Eski camiam sevgili Demiryolcular'dan destek bekliyorum. Ve bana bugüne kadar destek olan herkese sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, sorularınız varsa buyurun. Sorayım ben de sorayım. Buyurun. Öncelikle hayırlısı olsun adaylara dedim de. Şimdi siz daha adaylığınız kişileşmeden seçime girdiniz, seçimi kazandınız. Nasıl oldu bir anda bu? Tabii yani ki. Daha seçime girmediniz, adaylığınız kişileşmedi. Ama bir anda da belediye başkanı oldunuz. Doğru söylüyorsunuz. Burada şudur, şimdi şu an diyelim siz benim için gönüllü bir kardeşimizsiniz, çalışıyorsunuz, beni anlatıyorsunuz. Nasıl anlatacaksınız? Biz kimiz kardeşim yani? Biz kimiz ki anlatsın kimdir bu adam, ne yapabilir? Dolayısıyla bize gönül vermiş, şu an bizi anlatan dostlarımızın bizim nasıl bir başkan olacağımızı görmeleri, bilmeleri konusunda kendilerine bilgi veriyorum. Olay budur yani. Durum budur yani. Kentçilik anlamında projeniz var mı? Büyük projeleriniz? Mesela Manisa'nın trafiği biliyorsunuz ki çok yoğun bir şekilde problemli. Evet. Bir tane caddesi var, bir gidiş bir geliş. Doğrudur. Bu konuda büyük bir projeniz var mı? İşte size bahsettim. Bakın arkadaşlar, şu anda şu Manisa'mızda siz raylı sistemini kullanmazsanız eğer, istediğiniz kadar otopark yapın, istediğiniz kadar ne yaparsanız yapın, raylı sistemi kullanmadan bu işin içine çıkamazsınız, tamam mı? Dünya bunu böyle çözüyor. Yani dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler bunu böyle çözüyor arkadaşlar. Peki Manisa'daki otopark sorunu nasıl çözülecek? Şimdi bakın, ben size bunu söyledim. Bakın, eğer önceliği otoparka verip de Manisa'mıza bir metro sistemi, tramvay sistemi getirmeden eğer komple otopark döşerseniz zaten trafik kaldırmıyor. O otoparklardan çıkan araçlar bu kez hepten daha trafiği karıştıracak hali. Öncelikle arkadaşlar, önce raylı sistem monte edilecek, arkasından otoparkla ilgili eksikler giderilecektir arkadaşlar. Manisa'nın yolları raylı sisteme müsait mi? Müsait, kesinlikle çok müsait yani. Şansınız kaç, yüzde kaç? Arkadaşlar, bu konuda ben eğer kendi şans görmeseydim arkadaşlar, bu yola çıkmazdım şu an. Hangi rüzgar aldınız arkadaşlar, onu merak ediyorum ya. İşte ben, arkadaşlar şöyle diyeyim ben size, işte sizin özellikle burada ben niçin davet ettim sizleri, şeref verdiniz, onur ettiniz. Bugün ben size az önce kendi tabanımı söyledim. Benim tabanım çiftçi kesim arkadaşlar ve bizim yıllardır bizi bilen kesim bunlar. Dolayısıyla bugün Manisa'mızdaki oranını da biliyorsunuz haline. Bundan dolayı arkadaşlar, eğer işte burada bazı gazetecilerimize ben söyledim, aynı sizin gibi bazıları söyledi. Dedim ki, buyurun dedim, gidin bir köyleri gezin, ondan sonra dedim konuşalım arkadaşlar. Dolayısıyla şu an bilin ki sizlerin de yazdığı bazı şeyler, köylere gazeteler gitmiyor, yeri geldi internet biraz kesik. Bundan dolayı da ya biraz daha şehir merkezinde okunuyorsunuz, daha çok şehir merkezinde gözüküyorsunuz haliyle. Bundan dolayı da tarım bölgelerinde biraz daha ulaşmanız zor. Bundan dolayı da daha çok hani bu noktada biz daha önce size söyledik yani, hani bizim tabanımız çiftçiler haliyle. Bundan da bu rüzgar zaten fazlasıyla yeter de artar bile. Ama ve lakin fazlasına zarar gelmez. Size de söyledim, şu anda bizim aday olduğumuzu duyan, bizi arayan, soran, gelen, giden, Allah aşkına yani ciddi manada bir kendi kendine bir sürecim var. Bu rüzgarı da zaten anketlerimizde göreceksiniz. Anketlerde de şu anda Allah aşkına gayet iyi durumdayım. Anketleri sonucunda göreceksiniz arkadaşlar, tamam mı? Bir soru hocam. Buyurun. Çiftçi dediniz de, fakat bugün şartlara baktığımızda çiftçi çok zor şartlarda üretim yapmaya çalışan, hatta doğrudur, üretimden vazgeçen bir çiftçi var. Hı-hı. Yanlış tarım politikaları yüzünden. Hı-hı. Yani bu çiftçi size nasıl destek verecek? Arkadaşlar şimdi bugün çiftçilerimiz yıllardır beraber bizi tanımış, seven, kendilerine ne kadar faydalı olduğumuzu bilen dostlarımızdır haliyle. Dolayısıyla sadece bugün yanlış tarım politikası meselesi değil, ona katılmıyorum. Özellikle şu anda bugün köylerde göç isteği sadece tarımda istihdamla alakalı konu değil. Özellikle bir heves, her köylünün maalesef bir şehirde yaşama isteği. Yani bu isteği eğer kıramıyorsanız, özellikle televizyonlarımızdan genç kızlarımızın sürekli olarak eğer şehirden bir ev almazsan evlenmem noktasında olduğunu biz biliyoruz haliyle. Bundan dolayı da arkadaşlar
Bu noktada ben işi çok iyi olan, harika işler yapan, ciddi manada geliri olan birçok çiftçi kardeşimizin, genç kardeşimizin maalesef evlenmek zorunda olduğu için, maalesef kız bulamadığı için, köydeki kızlarımız varmadığı için arkadaşlar şehre gelip şehirde yaşamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla özellikle bana göre şu anda şehrimizdeki köylerdeki sorunun başı da budur arkadaşlar ve özellikle ben şahsım adına konuşuyorum. Yani köy tekrar köylerden göçü önleyici noktada olan bir başkan olacağım. Dolayısıyla beni dedim ya bilen bildiği için, bir insanın sevmesi için yani bir gün yetmiyor dostum. Yani bugün biraz daha zaman gerekiyor. Biraz daha o süreç geçmiştir arkadaşlar. İnsanlar bizi ailesinden biri gibi gördüğü için o konuda da eğer isteyen merak eden varsa buyursun beraber gezdiğimiz köylerimizi beraber gezelim. İnsanların bizi gördüğünde nasıl abi nasılsın sarılıp da öptüklerini görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir sevgidir arkadaşlar. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu. Gördüğüm fotoğraf bu yani. Evet. Allah razı olsun. Afiyet şeker olsun arkadaşlar. Şöyle var olan arkadaş